Akif Beki, Karar Gazetesi. Boş yapanların 40 türküsü de cinsellik üstüne. Yaz bitti, haftaya okullar açılıyor. Panorama TR'nin Ağustos anketine göre durum şu. Oy veren 3 seçmenden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başarılı bulmuyor. Ekonomiyi dış güçlerin batırdığına inanan yalnızca yüzde %8. Tatil yapamayansa %80. Ayşe Pekka'nın tatil ne yol, tatili fakirler yapar teorisi de çökmüş ve selam. Zengine her gün bayram hala. Çalışanlarsa belirli izin günlerinde de tatile gidemiyor artık parasızlıktan. İpsos'un kiracılar araştırması da yeniydi. 10 kiracıdan 9'u çıktıkları takdirde aynı ev ve semtte oturamayacaklarını düşünüyordu. Dertler derya olmuş, davanın garibanları sandal içinde yüzüyorlar. Davanın boş yapanlarınınsa 40 türküsü var, 40'ı da cinsellik üstüne. Gündemleri İBB'ye sergi kapattırmak. Hande Yener'e konser yasaklatmak. Sezen'den şarkısının hesabını sormak. Gülşen'i içeri attırmak. Siyaseten istemedikleri şarkıcıya konser verdiren belediye başkanını istifa ettirmek. Ve halkı açık giyinene sahne açarak sözde dinle alay eden başkalarına oy vermemeye çağırmak. Şortuna, cinsel kimliğine, bayraklı milli formayı yakıştıramadıkları Ebrar'ı kadın milli voleybol takımından attırmak. Ayrıca o var diye ülkeye kazandırdıkları şampiyonluğu da reddetmek. Bunlarla gelin havada kapıyor. Birbirlerinden bile şov çalarak kendilerini gösterme fırsatını kaçırmıyorlar. Aynı linç kriterleri siyaseten kendilerinden yana olan şarkıcıya, dansöze, voleybolcuya, futbolcuya, sanatçıya ise işlemiyor. Birlikte iftara oturuyorlar yolsuzluk, rüşvet, hak yemek gibi günahlara, bulaşanlara dinen oy vermemeye çağırdıkları bir güne bir gün duyulmaz. Din adına bunları oy verme kriterinden çıkartanlarsa hiç eksik olmaz. Moda tabirle boş yapan kırtipillerden çığırtkan bir azınlık söz ediyoruz. Çoğunluğu tenzih ederim. Ucuz din kahramanlığı tasladıklarına, kaldırım kabadayısı gibi aslan kesildiklerine bakmayın. 23 yaşındaki genç bir kızın üstüne ahali kışkırtacak kadar da özgüvensizler. İktidar çoğunluğunun arkasına saklanmaları yetmiyor, Allah'ı, kitabı öne sürerek din çoğunluğunu da arkalarına almadan çıkmıyor çok çıkan sesleri. Mahallenin namus magandalığına soyunuyorlar. Haşa, var mı iktidar ve Allah'la bizim peygamberimize yan bakan naralarından tanırsınız. Neyse ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu cazgırlara iktidarı karıştırmayın mesajı verdi. Dindarlar sağduyuru din adamları da dini karıştırmayın dedi mi süt dökmüş kediye döner şöhret budalası şovmenler. Peki Erdoğan kimi terse yatırdı? Bakanlar toplantısından sonra X'te genelleyerek söyledikleri Ebrar'ı linç edenlere dur ihtarı olarak anlaşıldı hepimizi müşterek değerlerimiz, sevinçlerimiz, gururlarımız etrafında birleştirmesi gereken kültür, sanatı ve sporu bozgunculuğa alet edenlere çıkışıyordu. Fesanedeki sergiye saldıranlara dahi set çekip tepki gösterdiğine yorabilirdiniz. Metrobüslerde, metrolarda insanlarımızı taciz etme noktasına varan küstahlardan kastı açık kapalı ayırmadan her türlü ayrımcılık ve nefret suçuna tavırdı sanki. Çünkü devamında herkes vatandaş olsun olmasın tüm bireylerin var olma, yaşama, kendini ifade etme hakkına ve oy tercihine saygı göstermek mecburiyetindedir diyordu. Aksi halde milletimiz ve yargı önünde hesap vermeye mahkumdurlar. Cumhurbaşkanı ayrıca bu olayları zaman zaman hortlayan tekil ve bir avuç azgın azınlık vukuatı olarak görüyordu. Bu haber iyi haberdi. Eğer arkası gelirse tabii. Fakat bakanlar toplantısından çıkıştaki konuşması daha detaylıydı. Ve orada örtülülere, takkelilere yönelik tacizlerden özellikle söz ediyordu. Ebrar'ın kadın milli voleybolcuların ve giyimine sataşılan açıkların adını ise özelde anmıyordu. Onları genel bir paranteze sıkıştırarak dolaylı bir mesajla tartışmanın önünü kesip savuşturuyordu. Kimi muhalifler bu kadarına bile sevindirik oldunuz. Oysa iki tarafa da ortaladığı yok sizi ayakta uyutarak terse yatırdı diye geriliyor. Öyleyse bile bu zararsız bir terse yatma. Ne çıkar? Davanın boş yapan Hamsoft'a karayobaz azgınlarını da terse yatırıyorsa hiç kimseyi yatırmamasından iyidir. Yoksa bu gidiş hayra alamet bir gidiş değil. Kadınların örtüsü, etek boyu, cinsellik, sergi, konser ve içki hayhuyu arasında neye boğulduğunu anlamayacak millet. Davanın garibanlarının gündemini sevmiyor boş yapanlar her Abdülhamid'i Sultan Abdülhamid, Sultan Abdülhamid'i de din, fesi ise milli devlet sembolü sanıp kutsayan herze vekillerden ne beklenir? Keçe heykeli görünce şeytan ve tapınak şövalyeleri görmüş gibi olanlar İBB'yi kışkırtmakla suçluyor. Uğradığı saldırıyı tahrik etmekten de saldırıya uğrayan sorumlu tutuluyor. Çünkü güya dinlerine bir şey söyleniyor, kutsallarına laf ediliyor zannetmelerine sebep olmuş sergi. Fesanedeki İBB sergisine saldıranlar mı halkı kışkırtıyordu? Sergisi saldırıya uğrayan İBB mi? Soruşturma İBB'ye açıldı. Örtülüye metroda laf atıp sataşan mı savcılığa çekilmiyor? Tüm açıklara camiden galis hakaretle dil uzatan mı? Açıklara dil uzatan. Yargının siyasallaşması çifte standart getirir. Adalet bir tarafa kör, diğerinin nefret suçlarına görür sadece. Hukukun tek gözü açık, hangisi olduğu da ortada. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.